Evet, dikdörtgende alan konusunda kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Evet, burada ABCD bir dikdörtgen. O halde açıortay var, açıortay var ve aynı zamanda DC ile AB paralel olduğu için bunlar 45 derece, ikisi de ayrı ayrı 45 eşittir, 45 derece açılardır. O halde V'den dolayı şu açıda 45 oldu burası. Zaten burada diktir. 45, 45, 90 üçgeni oluştu. Bundan dolayı AE uzunluğuna 8, AD uzunluğuna yine 8 deriz. Karşı taraf ne yapar? DC uzunluğu ise 11 birim yapar. Bize dikdörtgenin alanı sorulmuş. O halde en iyi boyunu çarpmam lazım. Buraya baktığımda eni zaten 8. Boyu ise 11. O halde 8 ile 11'i çarptığımızda ne gelir? 88 birim kare gelir. Yani cevabımız bu olacak. Evet, geldik diye bir soruya. Yine dikdörtgen verilmiş. Burası 10, burası 10, burası 12. Burada şöyle yapalım. İkizkenar AEB ikizkenar üçgeni olduğu için buradan ben E'den dikiniyorum karşıya. Karşıya dikindiğimde ikizkenar dik üçgen olduğu için taban iki parça bir. Yani burası 6 6 şeklinde paylaşacak. Tabii yükseklikte 6 8 10 üçgeninden dolayı burası 8 yapar. Şurada 6 8 10 üçgeni var. O halde dikdörtgenin alanı ne yapar? Görüldüğü gibi eni 8'dir. Yani şu 8 oldu en. 8 çarpı boyu da ne kadar? 12'dir. Vallahi 12 yazarsam, bu ikisini çarparsam ne yapar? 96 birim kare yapar cevabımız. Yani bu da böyleydi. Geldik diğer soruya. Benzer bir soru sorulmuş zaten. Bu aşağı 45 derece. 92'ye bölümde 45-45 şeklinde paylaştı. Z kuralından dolayı yine buraya 45 derece gelecek. 45-45-90 üçgeni oluştu. Bu kenar 10 ise o halde AD de 10'dur. Bize alan sormuş. O halde eni ile boyunu bulacağım için zaten eni belli 10. Evet, boyu ise 12'dir burada. O halde 10 çarpı 12'den ne yapar? Cevabımız 120 birim kare yapar. Evet, bunun cevabı da buydu. Geldik bu soruya. Burada açıortay verilmiş. Şuradaki ABC üçgeninde CE açıortay olduğu için o halde ben EB'ye 3K benzer şekilde AC uzunluğunda 5K derim. Gördüğü gibi burada 3K, 5K ise o halde 3, 4, 5 üçgeni sağlar. Burası 4K gelecek. 4K burada 8'e eşit olduğu için K'nın buradan 2 olduğunu söyleyebiliriz. K2 ise o halde AC uzunluğu zaten 10 yapar. Buraya 10 yazıyorum. K yine 2 yazarsam burası 6 yaptı. Yani dikdörtgenin eni 6 boyda 8'miş. O halde alanımız 6 çarpı 8'den 48 birim kare yapar. Cevap 48'dir. Evet, çevresi 16 santimetre olan bir dikdörtgenin köşegen uzunluğu 2 kök 10 olduğuna göre alanı kaç santimetre karede diye sormuş. Şekil yok. Biz kendimiz çizebiliriz şeklimizi. Ne anlatıyor ona bir bakalım. Şöyle bir dikdörtgen çizmeye çalıştım. Şurada köşegeni var bir tane. Herhangi bir köşegen çizdim. Burada olabilirdi. Ben bunu çizdim. Daha sonra dik zaten. Çevresini verdi. Şimdi top çevresi nedir? 2AB şeklindeydi. O halde buradan yani çevre işte dikdörtgenin çevresi 2 tane AB artı 2 katıydı. Burası 16 verilmiş. O halde bu denklemi çözersem A artı B buradan ne yapar? 8 gelir. Tabi A, B derken şuna A diyelim, şuna B diyelim. Eni ile boyunu A, B şeklinde seçelim. Evet. Şimdi alanı bulacağız. Alan nasıl bulunur? A çarpı B. Yani küçük eni ile boyunu çarpmam gerekiyor alanı bulmak için. O halde bunları bulmam gerekiyor. Elimde toplamları var zaten. Bir de şey var. Hipotenüs köşegen uzunluğu var. Yani şurası 2 kök 10'muş. 2 kök 10 yazdım. Pisagor teoreminden şuraya yazalım ya da şu aşağı yazalım. Pisagor teoreminden a kare artı b kare eşittir. 2 kök 10'un karesini yapar. 40 yapar. Buraya 40 yazdım. Evet, biz şu eşitliği biliyoruz hatırlarsanız. A artı b'nin karesi özdeşliği vardı. Bu a kare işte a artı b kare artı 2ab eşitliği vardı özdeşliklerden.
Evet, burada A artı B zaten şu yukarıda vardı. 8 demek. Ben buraya 8'in karesi yazıyorum. Çift 8 olduğu için. A kare artı B kare zaten 40'tı. Buradan 2AB yazıyorum. Yani 2 çarpı AB. Burası 64 yaptı. 40 buraya geçecek. 64'ten 40 çıkacak. 24 kalacak. 24 eşittir 2AB gelecek. Her tarafta 2'ye böldüğüm için A çarpı B ne yapar? 12 yapar. Yani bu dikdörtgen alanı 12'miş. Evet, cevap bu şekilde doğrudur. Evet, diğer bir soru. Yine dikdörtgende alan başlığı iki şeklinde verilmiş bize. Buranın dik olduğunu biliyoruz. Dikdörtgen için. Burası, burada öklit var tabi. A, D, C üçgeninde öklit yaparsak 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı x diyelim. X dediğim yer tabi şurası. Buradan bu 36 yapar. 36 bölü 9'da x eşittir. Buradan 4 kere. Demek ki şu x dediğimiz A, E uzunluğu 4 birimmiş. Evet, bunu öğrenmiş olduk. Şu dikdörtgenin alanı bulunabilir. Tabi yarısı diyeyim daha doğrusu. ADC'nin alanı bulunabilir. ADC üçgeninin alanı ADC üçgeninin alanından bahsediyorum. Taban çarpı yükseklik. Taban burada gördüğü gibi şurada 4 var. 9 da burada var. Toplarsam 13 çarptı. 13 çarpı yüksekliğim 6 bölü 2 diyorum. Buradan ne yapar? 39 gelir. Çünkü bura 3 yapar. 39. Evet. Bunun tamamı o 39'sa yarısı da 39'dur. Yani şu yeşil bölgeyle şu beyaz toplam 39'a eşittir. Tabi bunlar tabanlarla orantılı. Burada 4 olduğu için bu alana biz 4S diyebiliriz. Buraya 9S. Neden? Yükseklikleri eşit olduğu için bu üçgenlerin. Yani EAB ile EBC üçgeninin yükseklikleri eşit olduğu için tabanlarıyla orantılıdır alanlar. O halde ben 39'u ne yapacağım? Şu S'lerin toplamını eşleyeceğim. Yani toplam burası kaç yapıyor? 13 S. O halde buradan S ne geldi? 3 geldi. Evet, S'i 3 buldum. Bize soran 4 S'ti. 4 S soru işareti. O halde S yerine ben 3 yazarsam cevap 12 geldi. Demek ki bize soran yer 12 birim kareymiş. Biraz pardon, santimetre kare. Evet, böyle. Evet, bu yükseklik indirek yapmış. Yani burada yapılabilir. Doğru. Çünkü şu A, E, D üçgeniyle burada C, H, B nedir? Eş üçgenler olduğu için şuradaki yükseklik 6 buraya eşittir. Bu 6 ile şu tabanı çarpar 2'ye verirsek yine 12 gelir, doğrudur. Yine benzer bir soru. ABC dikdörtgenin alanı sormuş. Ben bunu yine öklitten yapacağım. Buraya dik dersem şu 4'ün karesi H'ın karesi eşittir. 2 kök 2'nin çarpı. Şurada x diyelim. EB uzunluğundan şuraya x dersem gel buraya x yazıyorum. Burası ne yaptı? 4'ün karesi 16 geldi. Burası 2 kök 2 çarpı x dedik. Bunlar ikili sadece 8 bölü kök 2 geldi. Eşittir x oldu. Eşlerine çarpınca burası ne yapar? 8 kök 2 bölü 2 gelecek. Eşittir x'miş. Bu da ne yaptı? 4 kök 2 yaptı. Eşittir x. Demek ki x'i buldum. Bir de alan lazım. Alan neydi? Şuradaki üçgenin alanı bulup ikiye çarpabilirim. O halde alan ABD diyorum. Alan ABD üçgeninden bahsediyorum önce. Bu üçgenin tabanı burası. Burası x'i bulmuştum. 4 kök 2. 2 kök 2 de burada var. 6 kök 2 yaptı taban. Yüksekliği görüyorsunuz. Burada 4'tür. Formülde böyle 2 vardı üçgende olduğu için. 2'ye böyle de şu 2'nin sadece 2 kaldı. 2 ile 6 çarptım. 12 kök 2 oldu. Demek ki şuradaki ABD'nin alanı 12. Diğer de yarısı olduğu için o halde diğer tarafta 12 kök 2'dir. Yani şunu demek istiyorum. Dikdörtgen var ise dikdörtgende köşegen bu şekilde alanı iki parçaya bölüyor. Burası 12 kök 2 ise şu alanda 12 kök 2'dir. Yani şu ikisinin toplamı dikdörtgenin alanı verecek tabii ki. Yani cevabımız bunun cevabı 24 kök 2'dir. Şu doldurma. Evet. Buna bakalım. Yine burayı öklükten yapacak. Buraya dik diyebiliriz. Evet, şimdi şu alanı bulabilir. Öklükten şurada bulunabilir. Ya da şu an yüksekliği bulunur. Evet, öyle yapalım. Yüksekliği şöyle bulalım. Şu D'den dikiniyorum şu şekilde. Dikindirme eş üçgenler burada oluşuyor.
Yani şöyle dikleyelim. Şuradaki ECB ile işte buradaki DAH dersek buraya. Bunlar eş üçgenler. Şu açı ile şu açı eşit olduğu için o halde bunun karşısında ne var? 4 var. Yani EB4 ise CDH de 4'tür. Buraya 4 yazıyorum. Taban 9. Yükseklik de 4 olduğu için 9 çarpı 4 bölü 2 bize bu yeşil bölgenin alanı verir. Yani 18 santimetre karedir cevap. Evet, diğer bir soru. 90 derece. Burası 75'tir. Evet, 15, 75, 90 üçgenimiz var. Buradaki alanı hesaplayacağız. Buraya dikindiğimizde şöyle bir olay var. Eğer burası haçsa şu 4 haçlı. Yani burayı 16 vermişse DB'yi. 16'sı bunun 4'te biri. Şöyle haç dersek AH bize 4 gelir. Yani 16'nın 4'te biri 4'e böldük. AH 4 geldi. Alan sorulmuş. Tabii ABD dikdörtgenin alanı. Önce ben şuradaki ABD üçgeninin alanı bulup 2 ile çarpmam lazım. O halde alan ABD diyorum. Bu da zaten nedir? Şu tabandır. Şurada yüksek, pardon, şurada yükseklik. Şu tabandır. Yani ben 16 ile 4'ü çarpacağım ve 2'ye böleceğim. Bunun sonucu ne yapar? 32 yapar. Bir de dikdörtgenin alanı lazımdı. 2 katı olduğu için biraz önce söylemiştik. O halde 32'nin 2 katı ne yapar? 64 yapar. Cevabımız 64. Evet, diğer bir soru. Yine 8 ve 10, 2 ile 8 vermiş. Burada dik. Burada dik olduğunu biliyoruz. Yine Öklid'den buna mesela x dersek buraya. Yine Öklid'den x'in kare 2 çarpı 8 diyebiliriz. Buna çarparsam x kare eşittir buradan 16 x eşittir 4 geldi. Yani yüksekliği buldum. Yani şurası 4 birimmiş. E'den şey B'den şu karşı AC'ye dik geliyorum. Burada dik oldu. O halde olay şu gelecek. Şöyle gelecek yani. Evet, biraz söylediğim gibi şu açılar birbirine eşit olduğu için bunlar yine tabii şu karşı kenarda birbirine eş üçgenler var. Burada AED ile işte burada K dersek CKB nedir? Eş üçgenlerdir. Şu açıyı da şöyle yayla göstersem bu açıda çift yaylı gelecek. İki yaylı. Bunun karşısında 2 varsa burada 2 vardır. Böyle şu yeşil bölgenin alanı tabanı 2 de yükseklik de şura. Burası tabii ki şu 4'e eşittir. Buraya 4 yazabiliriz şuraya. Evet. Tabanı belli, yüksekliği belli. O halde bu yeşil bölgenin alanı tabanı 2 olduğu için, yüksekliği 4 olduğu için bir bölü 2 var formülde. Bunlar giderse alan 4 yapar. Yani cevabımız 4. Evet, dikdörtgeninde alan 3 diye başlatılmış. Yine burada eş üçgenler var. Burada DAE ile BCB eş üçgenler. Yani buradaki şöyle diyebiliriz. Şu nokta çizgi dersem buna. Bu da çizgi açısı gelecek. İşte buna nokta açısı dersem. Bu da nokta açısı gelecek. DA ile de CB eşit olsun. Bunlar eş üçgenler. Buradaki noktanın karşısında 4 var. Buradaki noktanın karşısında 4 var. Yani şurası BC uzunluğu bizim için 4 birim yapacak. Evet, EF zaten 8'miş. Bize neresi lazım? Dikdörtgen alanı lazım. O halde şu yüksekliği bulalım. Bu yükseklik ne yapar? Öklükten dolayı şu 90 derece olduğu için ben buna x dersem x'in karesi eşittir 4 çarpı şunun tamamı 12 yaptı. Bunları çarparsam 48 gelecek. Kök dışını alacağız. Yani 4 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. 12'yi yani 12 4 çarpı 3 yazıp kök dışını aldığımda da bu 4 kök 3 yapacağız. Evet, bir yüksekliği bulduk. Taban zaten şunun tamamıdır. Yani şu ADC üçgeninden bahsediyorum. Alan ADC üçgeninde taban kaç yaptı? 8 16 yaptı. Taban boyu yüksekliği de zaten 4 kök 3 buldum. Bunu da yazdım. Böyle 2 var. Şunlar sağda ise 2 kaldı. 2 ile 16 çarparsak 32 kök 3 yapar. Tabi bu üçgenin alanı ADC üçgeninin tabi bu dikdörtgenin alanı bunun 2 katıydı. O halde bunun 32 kök 3'ün 2 katı ne yapar? 64 kök 3 yapar. O halde cevap bu olması gerekiyor. Evet, bu da böyleydi.
Diğer bir soru. 4, 8 verilmiş burada. Yine öklit yapacağız. Tabi burada verilmemiş direkt. Ben şöyle E'den dikiyorum karşıya. Karşı dikindiğimde burada dik olduğunu söyleyelim. Şuraya 4 yazıyorum. Buna H dersek EH 4 birim oldu. HB uzunluğu 8 yapacak. Şu AH'a X dersem o halde 4'ün karesi eşittir X çarpı 8 diyelim. 16 yapar. 16'yı 8'e bölsek buradan X eşittir 2 yapacak. Evet, şurayı bulduk 2. Bize dikdörtgenin alanı lazım. O halde eni ile boyunu çarpmak lazım. O halde eni belli, boyu da belli. Eni burada gördüğü gibi 4'tür. Çarpı. Boyu da bunun tamamı. X'i 2 bulmuştum. 2, 8 daha 10 yapar. 4 çarpı 10'dan dolayı 40 yapar cevabımız. Evet, geldik diğer bir soru. Yine ABCD bir relekine tabi. Verilenler var. Buna göre ne yapacağız? Alanı bulmaya çalışacağız. Tabi burada FCB ile DEA nedir? Eş üçgenler. Bundan dolayı eş olduğu için de hangi açılar eşit? Tabi şu D açısıyla B açısının eşit olduğunu paralellikten dolayı biliyorum. O halde C açısı da tabii ki şuna eşit olacak. Evet, buraya baktığımda çift yaylı olan açının karşısında 4 varsa burada şurasının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani DE uzunluğu 4'tür. Ben şuraya AE'ye X dersem öklitten dolayı X'in karesi eşittir 4 çarpı. Şurası zaten 10'dur. Evet, kare köklerini aldığımız sağ ve soldan 2 kök 10 yapar X uzunluğu. Mesela alan lazım. Tabii üçgenin alanı bulup 2'ye çarpacağım. Ben öyle yapıyorum. Burada ABD'nin alanını bulursam alan ABD'yi bulalım önce. Evet, tabanımız burada toplam şurası 14'tür. Yüksekliğim x'te 2 kök 10 buldum. Bölü 2 diyoruz. Bu ikiler sadece ise 14 kök 10 geldi. Bu üçgenin alanıdır. O halde 2 katı olduğu için dikdörtgenin alanı. Şunu 2 ile çarpmam lazım. Bu da ne yapar? 28 kök 10'dur cevap oldu. Bu şekildeydi. Geldik diğer soruya. Evet, bakalım ne yapacağız. Yeşil bölgeyi sormuşlar. Burada tabi dikdörtgenin alanından şu beyaz bölgede çıkardığında yeşil bölge bulunur. Böyle yapacağım bu kez. Ne yapalım? Şurayı vermişler zaten. 3'e 4'müş. Yani bu alan bulunabilir. Bunlara biz harf verelim. Mesela bu alana A diyelim. Büyük A diyorum. Şuna büyük B diyelim alan. Burada büyük C olsun. Burada mesela ne diyelim? Büyük X diyelim mesela. Evet, biz amacımız X'i bulmak. O halde ben dikdörtgenin alanından yani X'i bulmam için ne yapmam lazım? Dikdörtgenin alanından eksi diyorum. Neyi çıkarmam lazım? İşte A'yı, B'yi ve C'yi çıkarmam lazım. Dikdörtgenin alanı burada ne var? 6 çarpı 10'dur. Eksi. Üçgenin alanı. Şu üçgeni önce A'dan başlayalım. A dediğimiz yer tabii şurası 6 olduğu için şunun tamamı 10 ise buraya 6 kaldı. DF'ye. 6 çarpı 6 bölü 2 diyeceğiz. Eksi. B'nin alanı 4 çarpı 3 bölü 2'dir. Benzer şekilde C'yi bulalım. Şu mesafe toplam 6 olmasın. Buraya 3 lazım. O halde buradaki alan C alanında 10 çarpı 3 bölü 2 geldi. Burası 60 yapar. Burası 18 yaptı. Burası 6 yaptı. Burası da 30'un yarısı 15 yaptı. Bunları toplarsak ne yapar? 20, 15, 35, 35, 4 daha 39 yapar. O halde cevap buradan 21 olması gerekiyor. Evet, cevap 21 doğru. Evet, dikdörtgen alan 5 başına geldik. Buna bakalım. Burada 5 var, burada 6 var. Başka bilgi var mı? Yok. Bunun dışında bilmem gereken bir şey var mı? Nasıl yapalım? Evet.
6 şuraya 6 yazabiliriz. Ben de yapacağız bu şekilde. Şu EC'ye ben X dersem, burası AB uzunluğu X artı 4 yapar. Ve zaten dik açıları yerleştireceğim burada. Şu E açısına biz mesela alfa dersek, bu alfa olsun, burada 90 derece, burada teta olsun. Şu dik oluş, dik üçgen oluşunu alfa ile teta'nın toplamı burada 90 derece. O halde şurada dik olduğu için şu bizim açımız şuradaki teta gelecek. Şurası alfa gelecek işte. Bunun dışında şurası yine alfa gelecek. Yine burası teta gelecek. Burada alfa gelecek. Evet. Burada benzer üçgenlerimiz var. Onu düşünelim. İşte buradaki ADC üçgeni benzerdir. ATC üçgeni benzer. Neye benzer tabii? Buradaki ED ECB yapacağım. Sırası doğru mu? Bakalım. E doğru. Sonra dike gideceğiz. C var. Sonra da B var. Doğru. Evet. Buradaki benzeri yazdığımızda ben şöyle yapacağım. Alfanın karşısında ADC üçgeninde. Alfanın karşısında x artı 5 var. Buraya x artı 5 yazıyorum. Bölüm. Diğer üçgende alfanın karşısında 6 var. 6 yazdım. Eşittir diyorum. Diğer şu üçgen yani ADC üçgeninde tetanın karşısında 6 var. Buraya 6 yazıyorum. Bölü. Şu üçgende ECB üçgeni tetanın karşısında x var. Şu 6'ydı. İşte dışa çarpımı yaparsak buradan x çarpı x artı 5'imiz geldi. Eşittir 36. Çarpımları 36 olan aradaki fark da 5, 5 olan iki sayı düşüneceğiz. Tabii bunlar kimdir? 4 x'in buradan 4 olması gerekiyor. Çünkü 4 bura 4 5 daha 9 yapar. 9'u da 4 yaparsam 36 veriyor. O halde x'imiz buradan 4'tür. Yani şu boyunu bulmuş olduk. Alan sorulmuş zaten. Alanda eni ile boyunu çarpacağız. Eni burada 6, 6 olduğu için 6 yazıyorum. Şurada ne yapar tabii ki? 9 yapar. Bu için çarparsam cevap 54 santimetre kare. Evet, bu böyle yapar. Yani başka bir soru buraya bakalım. Yine benzeri kelebek benzerliği var. Onu düşünebiliriz buradan. Şurada EB ne? Şuraya biz mesela X dersek EB'ye. O halde AE uzunluğu neresi? Şurada 3X yazabiliriz buraya. Buraya 4X diyorum. Kelebek benzerliği olduğu için 1'e 4 oranı vardır. Benzeri graf o halde burada X ise, 2 birim ise o halde tabii kelebek benzerliği şuradaki açıyla bu açı eşit olduğu için çizginin karşısında 2 varsa buradaki çizginin karşısında bunun 4 katı olacak şekilde 2'nin 4 katını yapar 8 yapar. O halde DF uzunluğu 8 yaptı. Evet. Şimdi bir de şuraya görelim. Zaten onu biliyoruz. Buradan öklit yapıp şuraya yüksekliği bulabiliriz. Öklitten bulabiliriz şöyle öklitten. Öklitten ne geliyor? H tercih buraya. H'ın karesi eşittir 8 çarpı 2 diyelim. Buradan H kare eşittir 16. H 4 geldi. Yani şurayı bulduk. H'ımız 4'müş. Şurası H'tı. Burada 4 geldi. O halde PC 4 ise buradan yine öklit ya da Pisagor yaparız. Pisagor'dan da şu Pisagor'dan. Burası 2, burası 4 ise bu bunun 2 katıysa o halde küçüğün kök 5 katı diye bir kural var. Ben buraya 2 kök 5 yazarım. Bunu da bulup şuradaki üçgenin alanın 2 katını bulmam lazım. Tabanı gördüğü gibi 10'dur. 10 çarpı yüksekliğim 4 bölü 2 diyorum. Buradan ne yaptı? 20 yaptı. Bu hangi alan tabi? Alan DBC'dir. Yani üçgenin alanı. Alan DBC üçgeni.
Bir de tabii dikdörtgeni alan lazım. Bunun iki katını alacağız. O halde cevap 40 santimetre kare diyeceğim. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Geldik bu soruya. Burada ne varmış bakalım. Evet, burada başka bir benzerlik var. Şöyle diyelim. Radik olduğu için mesela ben bu açıya alfa dersem bu teta denir. Çünkü alfa ve teta 90 oldu. O halde buraya yine alfa gelecek. Ve buraya teta gelecek. Bunları yazabiliriz. Burada zaten liktir. Baktığımda tetanın karşısında 2 var. Burada tetanın karşısında 6 var. 1'e 3 oranı var. Yani 2 bölü 6'yı oranlarsam. 1'e 3 oranı var. Benzerlik oranı. Evet. Mesela şuraya ben alfanın karşısında A dersem başka bilgi var mı? Yok. Ben şuraya A dersem o halde şuradaki alfanın karşısında 3A vardır. O halde alanı bize vermiştik. Dörtgen alanında n ile boyunu çarpacağım. Burada n'i 3a olduğunu görüyorum. Boyu da a artı 6 olduğunu söyleyebiliriz. Bunların çarpımları 21'miş. Evet, şunlar 3 ile 21 sadeleşirse burası a çarpı a artı 6 eşittir 1 yapar. Çarpımları 7 olan sayıda düşüneceğim. Tabii ki buraya a yerine 1 yazdığımda denklem sağlanır. O halde burada a 1'dir. Tabii ki x'i sormuş. X nerede? Şurada. O halde burayı bulmuş oldum. Buraya 3 yaz, a yerine 1 yazarsam burası 6. Burası 3 ise 6, 3 ise o halde küçük, şurada küçük sayı olduğu için yani 6 ile 3'ü karşılaştırdığımda dik üçgende dik kenarla birbirine 2 katı ise küçük kök 5 katı diye bir kural var. O halde x'imiz 3 kök 5'tir. Yani bu da bu şekilde tamam. Evet, diğer bir soru. Burada bir ikizkenar dik üçgeni görüyorum. Evet, şöyle yapalım. Buna alfa dersem buna teta derim. Bu zaten dik üçgen olsun. Dik. Buraya yine alfa. Buraya teta gelecek. Alfanın karşısında 4 var. Buradaki alfanın karşısında bilmiyorum ama tetanın 90'ın karşısında ne var? Çift çizgi. Burada o halde bunlar eş üçgenlerdi. Yani hangi üçgenler? A, E, D ile işte E, B, F nedir? Eş üçgenler. Tıp tıp katıp aynıdır. Eş üçgen olunca alfanın katı 4 varsa buradaki alfanın katı 4 var. Yani FB uzunluğu 4 yapacak bizim için. Evet. Tetanın katı burada 8 var. Bu tetanın katı yine 8 var. Şunun tamamı 8 olur. Yani AD uzunluğu 8 gelecek. Bize DF şu alan sorulmuş. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki yine burada 8 ve 4 var. Bunun 2 katı olduğu için o halde küçüğün kök 5 katı. Yani burası 4 kök 5'tir. Benzer şekilde burası eşit olsun. Burada 4 kök 5'tir. Dik üçgen var. Dik üçgen alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 4 kök 5 ile 4 kök 5'in çarptık ve 2'ye böldük. Burası ne yapar? 16. 2'ye böldük 8 yapar. Kök 5 çarpı kök 5 kök 25 yapar. O da 5 diye çıkar. Bunun cevabı da 40 yapar. Cevap 40 olması lazım. Bir dakika ne oldu? Ne lazım? DCB. Pardon. DCF'ymiş. Ha, şurayı sormuş. Pardon. O zaman düzeltiyorum. Ben yanlış yer anlamışım. Şurayı geri almam gerekiyor. Şuraya kadar. Bir de orası sorulmamış. Bir de şu alan sorulmuş. Şuradaki yukarıdaki taradığım alan sorulmuş. Şu anki taradığım yeri soruyorlar bize. Buraya baktığımda şu yüksekliğin buraya 4 kalır. Neden? Şu karşı 8 olduğu için şurada 4 olduğu için buraya 8, 4 kaldı. Burada dik üçgende şu kenar bura 12 yapar. O halde taralı alan ne yapar? 4 çarpı yani üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den dolayı 2'ye böldüm. Burada 2 kaldı. Bunun cevabı da 24 yapar. Cevabımız 24 doğru. Evet, üçgende alan 5 başlığı var. Evet, bir ara verip devam edeceğiz sonra.